Merhaba Dünya Medya takipçilerimiz. Bugün sizlere küçük yaşta güzel başarılı imza atmış Ünye'nin genç bir ismini tanıtmak istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne acaba nasıl bir başarı imza atmış diyeceksiniz. Evet gerçekten son zamanlarda çok ender görülen davranışlardan bir tanesi benim de her zaman yapmak isteyip de aslında başaramadığım, yapamadığım bir başarıya kendisi imza atmış. Yaşının küçük olmasına rağmen çok güzel bir hatta iki tane kitabı var. Bununla ilgili kendisiyle konuşmak ve bunları size anlatmak istedim. Çünkü yaşına itibaren bakıldığında çok rastladığımız şeyler değil. O yüzden biraz kendini tanımak ve sizlere de tanıtmak istedim. Evet, Umut Bey. Öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Umutcuğum, bize biraz kendinden bahseder misin öncelikle? Seni biraz tanıyalım. Ben Umut Karaman. 16 yaşındayım. Mehmet Refik Göğan Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Basketbolculuk ve yazarlıkla uğraşıyorum. Kendim çapımda yazmaya devam ediyorum. Güzel şeylerle başarı imza attığımı düşünüyorum. İki dalı da uğraşmak benim için çok güzel, sevinç verici. Ben bu başarıları atarken tabii ki yalnız değildim. Hocalarım, arkadaşlarım hepsi destek çıktı. Böyle ilerlemeye kaydetmeye ve devam ediyorum yoluma. Umutcuğum, dedin ki basketbolda uğraşıyorsun. Evet. Nasıl? Öncelikle yazarlığa gireceğiz ama biraz basketbolda Basketbolu 4. sınıftan beri yapıyorum. 7 senelik bir geçmişim var. Hala da devam ediyorum. Meçhul Asker Ortaokulu'nda kulübünde oynuyorum kendim. Ve okul takımlarında da devam ediyorum bu spora. spora hem spor var hem de yazarlık var. Her ikisi birden devam ettiriyorum diyorsun, öyle mi? Evet. Peki yazarlığa gelirsek, şimdi öncelikle Umut Karaman'ın gerçekten yazdığı denemelerine baktım. Çok güzel. Kendim de şaşırdım, o yüzden kendisini tanımak istedim. Ve kendisiyle güzel bir röportaj yapmak istedim. Umut'cum, şimdi biraz yazdığın kitapların türünden bahseder misin bize? Nasıl? Deneme yazısı genellikle çünkü kurgu falan olmuyor içinde, daha samimi geldiği için ve roman falan onlar daha da ayrıntılı ve bu yola ben böyle başlamak istedim. Çünkü içimdekileri insanlara samimiyet kurmak, doğallık olmasını istedim, yapmacıklık bir şey olmasın. Yani artık insanlar da bir samimiyet bekliyor insan. Ben de görüşüp de sanki onlarla konuşuyormuşum edasına yazıyorum. Ve çok güzel tepkiler de alıyorum bu yazdığım platform sayesinde. Ve ne bileyim yani çok güzel adımlarla ilerliyoruz. Peki Umut'cum, şimdi ben kitaplarının şimdi ikisini de temelli hepsini okuyamadım ama biraz göz ucuyla baktım iki kitabında. Bize kitaplarının isimlerinden öncelikle bahsedip sonra biraz da kitaplarından bahseder misin? İlk Siyah Sayfalar, ikinci kitabım ise Son Umut. Siyah Sayfalar 2019 yılında başladı. Arkadaşlarımın teşviğiyle ve ben de bu adımı yapabilirim diye düşündüm ve ilerleyecekçe, iş ciddiye bindikçe ben de dedim yapıyorum, devam edeyim bu gayretle. Siyah Sayfalar 75 bölümü var şu anda Wattpad platformu üzerinde ve Son Umut'un ise 5 bölümü var. Çünkü Son Umut biraz daha profesyonel yazmak istiyorum, biraz daha kapsamlı bir yazı olmasını istiyorum. Ve bu iki kitabımın da deneme yazısı, içimdekileri paylaşıyorum aslında, yansıtıyorum. Bir çocuğun yani içindeki duygularından gerçek duygularını yansıtmasını istediğim için. Yani hep bu iyi giden hayat, gösterişli hayatın kötü taraflarını da göstermek istiyorum. Yani şimdi ismin Umut ama diyorsun ki siyah sayfalarla başladım. Şimdi siyah sayfalar zaten az önce kendine biraz bahsettin. İlk etapta bakıldığında zaten biraz karamsarlığı gösteriyor ama şimdi bu hayatın kötü tarafını da göstermek istediğini belirttin. Peki hep böyle mi? Hep kötü taraflarım var siyah sayfalarda. Aslında pes etmemeyi göstermek istiyorum. Çünkü ne kadar da yıkılsa da insan tekrar ayağa kalkacağını göstermek istiyorum. Çünkü o kadar şey ki, o kadar kötü şeyler yaşasa bile yine onun bir tecrübe ve bir olanak sağladığını, ilerideki hayatına çok güzel şeyler yansıyacağını düşündüğüm için yazıyorum zaten bu kitabımı da ve belirtiyorum da sözlerimde de olsun, yazılarımda da olsun.
70 kaç? 75 bölüm. 75 bölüm. Peki her bölüm ya da toplamda sayfa olarak hesap ettiğimizde tahmini kaç sayfadır ya da biliyor musun tam sayfa sayısını? Tam sayfa sayısına dökemiyoruz çünkü kendi kullandığım platform sayfa sayısına değil bölüm sayısı olarak döküyor. Yani sayfa sayısını hiç dökmedim. İnşallah bastırma nasip olursa o zaman göreceğiz. Peki şimdi az önce bahsettiğin Wattpad dediğin Evet. platform. Peki bu platformu ya da diyelim ki senin kitaplarını okumak isteyenler internet üzerinden okuyacaklar. Ama nasıl okuyacaklar, nasıl ulaşacaklar? Biraz da oradan bahsetsek. Uygulama olarak da indirebiliyorlar. Google üzerinden de tarayıcılardan arayabiliyorlar ve Umut Karaman siyah sayfa yazınca direkt çıkıyorlar zaten karşılarına. Son Umut'ta da olsun, onda da aynı bir şekilde çıkıyorlar. Ama Wattpad'e indirerek daha kolay ulaşabilirler. Yani internette normal Umut Karaman siyah sayfalarda yazsalar aslında Çıkıyor. direktten o siteye ulaşıp çıkabiliyor diyorsunuz. Evet. Peki ikinci kitabın Son Umut nasıl gidiyor? O şu anda daha arka planda kalıyor. Çünkü siyah sayfalarıma biraz daha önem veriyorum. Çünkü ilk kitabım, ilk göz ağrım ve ona daha çok değer veriyorum. Son Umut ise biraz daha devam edecek ama şu anda biraz arka planda kaldı. Biraz daha kapsamlı yazmak istiyorum. Biraz daha profesyonel, biraz daha içten duygularla hissettirmek istiyorum. Çünkü ne kadar ilerleyebilirsem bu yolda iyice tutunabileceğimi göstermek istediğim için devam ediyorum. Peki Umut'cum, 2019 yılından beri yazdığını söyledin. Evet. Neydi seni yazmaya iten başlangıcın ya da ilham kaynağın? İlham kaynağım ilk önce arkadaşlarım. Çünkü kendim sosyal medya hesaplarımda sözler yazarak paylaşıyordum. Ondan sonra arkadaşlarım dedi yazabilirsin, yazıya dök. O sırada da dedem vefat etti. Ondan sonra benim çok destekleyen bir insandı kendisi. Oradan alarak içimdekileri artık anlatmak yerine yazmayı tercih ettim ve bu bir sene içerisinde tekrar bir yükseliş yaşadım. Ondan sonra yazmaya devam ediyorum şu anda da. Peki destekçilerin kimler? Şu anda hocalarım, arkadaşlarım, sevdiklerim. Yani onlar başta zaten annem. Çünkü annem bu yolda beni çok destekliyor. Hala da desteklemeye devam ediyor. Yani bu güzel bir iş yaptığımı inandı. O da gördü. Şu anda tabii yazılarımı okumadı o ama ben dedim yani bastıktan sonra okursun. Öyle olsun. Senin için sürpriz olsun. O da bekliyor dört gözle. Ama başarılarımı takip ediyor kendisi. Başarılı takip ediyor diyorsun. Peki, biz şimdi Umut'un şöyle ulusal kanallardan da çok güzel bir dönüş yaşadığını biliyoruz. Şimdi isim veremiyoruz ayrı bir konu ama yakında yine ulusal kanallarda da Umut'un güzel haberlerini duyacağız. Çünkü gerçekten başarılı yazıları var. Şimdi kendisi şu anda 18 yaşındasın herhalde. Evet. 18 yaşındasın. 15 yaşında yazmaya başlamış ki yazılara bakıldığında hiç 15 yaşındaymış gibi durmuyor. Bakıldığında ya bugün 25-30 yaşında gerçekten bu hayatın birçok çilesini çekmiş bir üslupla yazan bir insanmış gibi. Gerçekten insanı şaşırtıyor. Tavsiye de ederim. Ha, tamam ben tam bitirmedim. Kısım kısım başladım ama beğendim. Birçok kişinin de okuyup da yine kendinden bir şeyler bulacağına da eminim. Bundan yana da hiç şüphem yok. Peki şöyle söyleyeyim sana. Kitap bastırmayı düşünüyor musun? Kitap haline, yazı haline cilt olarak çıkarmayı düşünüyor musun Umut'cuğum? Tabii ki. Zaten bu işe adımımı tamamen atmak istiyorum. Ciddiye binmesini istiyorum. Daha güzel adımlarla ilerlememi istiyorum. Biraz zamana bırakmıştım. İlk başlarda çok istiyordum. Çok istekli. Birkaç tane hocam, yazar hocalarımdan da görüştüm. Onlar da dedi biraz daha bekle, biraz daha kat üstüne. Ve katarak buraya geldim. Ve devam ettirerek yani bu ciddi bir adım atmak tabii ki istiyorum. Herkesin hayali, her yazarın. İnşallah kitap çıkarttığını da görür ve ona göre de tekrardan kitabımla güzel bir şekilde çıkarmış vaziyette onu elimize alır. O şekilde de okumak bizlere nasip olur. İnşallah. Peki senle güzel bir röportaj yaptık. Güzel bir şekilde kendini bizlere izah ettin. Başarıların sana devamını diliyoruz. Ama öncelikle senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Şöyle bir şey var. Hayatta hiçbir zaman pes etmesinler, devam etsinler gençler. Ve
Ne kadar tecrübe kazanırsa o kadar hayata tutunurlar. Buradan sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hocalarıma, aileme çok teşekkür ederim destekleriniz için. Bizler teşekkür ederiz. Gerçekten ben çocukken ben de çok böyle merak salardım ama biraz ilerledik. Yaşımız geldi 18'e 20'ye ya yazacağız işte vesaire düşündük ama inanın benimki sadece düşüncede kaldı. Şimdi seni görmüşken gerçekten tebrik etmemi geldi dedik. Şimdi 75 bölüm yazmışsın. Yani 3 yıldır yazmışsın ve yazmaya devam ediyorsun. 3 yıl boyunca ya ben bunu bir karşılık olaraktan yapıyorum diye beklememişsin. Sadece yazmak için ve sonun ileriye doğru bir şekilde işini güzel yapmak için kendini geliştirmişsin. Bu gerçekten büyük bir güç, büyük bir başarı. Özgürlükten söylüyorum, tebrik ederim seni. Başarının devamını diliyorum. İnşallah tekrardan da güzel başarılarla seninle tekrardan karşılaşır ve tekrardan röportaj yaparız. Çok teşekkür ederim.